Sultan Abdülaziz Han, 32. Osmanlı Padişahı. Kendine has özellikleri olan bir padişahtı. Pehlivandı, güreş, cirit, av ve bilek güreşi sporlarına meraklıydı. Padişahlığı döneminde sık sık ülke içi ve ülke dışı temaslarda bulunmuş, geziler düzenlemişti. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'a giden tek padişah, Batı Avrupa'da ziyaretler yapan ilk ve tek padişah o olmuştu. Dindar ama aynı zamanda yenilikçiydi. Halk tarafından çok sevilirdi. Tahta kaldığı sürede en çok üzerinde durduğu konu Osmanlı donanmasının modernizasyonuydu. Döneminde Osmanlı donanması dünyanın en güçlü donanmalarından biri haline gelmiş, yine Osmanlı ordusunun zamanın en gelişmiş top ve tüfekleriyle donatılması da Abdülaziz döneminde gerçekleşmişti. Ancak bu yapılanlar elbette bazılarını da rahatsız ediyordu. En sonunda siyasete bulaşan birkaç asker, onları kişisel kin ve ihtiraslarla teşvik eden bir grup devlet adamı ve tahta çıkma arzusuyla bunları finanse eden 5. Murat, türlü entrikalarla düzenledikleri bir darbe sonucu onu tahttan indirmeyi başardı. Padişahın halk nazarındaki itibarını yok etmek amacıyla Sultan Abdülaziz ve ailesi aşağılandı, hakaretlere ve kötü muamelelere maruz bırakıldı. Koskoca bir cihan padişahını yeni yetme saray görevlilerinin aşağıladıkları o iç acıtan fotoğraf da bu dönemde çekildi. Ama darbeciler bu kadarıyla da yetinmedi. Yaptıkları darbenin ve kendilerinin güvenliğinin sağlanması için tahtını kaybetmiş padişahın kendisinin de ortadan kaldırılması gerekiyordu. Çünkü tahta çıkardıkları 5. Murat'ın akıl hastası olduğu daha ilk birkaç gün içinde anlaşılmıştı. Bunu kabullenmeyecek bazı asker ve devlet adamı, halkın da desteğini alarak ayaklanabilir, yeniden Sultan Abdülaziz'i tahta geçirmek isteyebilirlerdi. Elbet bu da kendilerinin sonu olurdu. Bu nedenle Sultan Abdülaziz, tahttan indirilmesinden 5 gün sonra darbecilerin lideri Serasker yani Genelkurmay Başkanı Hüseyin Avni Paşa'nın kiralık katilleri tarafından her iki bileği de intihar etmiş süsü verilerek kesilmek suretiyle şehit edildi ve olay görünüşte intihar olarak gösterildi. Gördüğü kötü muamelelerden dolayı zaten hastalanmış olan zevcesi Neşerek Sultan da Sultan Abdülaziz'den bir hafta sonra 11 Haziran 1876 günü olanlara daha fazla dayanamayıp vefat etti. Bu yaşananlar bir kişinin büyük bir intikam ateşiyle yanıp tutuşmasına neden olmuştu. Bu kişi Neşerek Sultan'ın kardeşi yani Abdülaziz'in kayınbiraderi olan Çerkez Hasan'dı. Eniştesi Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, ardından şehit edilmesi ve ablası Neşerek Sultan'ın gördüğü kötü muameleler sonrası ölümü nedeniyle Çerkez Hasan intikam yemini etmiş ve darbeyi yapan başta Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Şura-i Devlet Reisi Mithat Paşa olmak üzere bu işin içinde olanları öldürmeyi kafasına koymuştu. Çerkez Hasan 1850 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Babası İsmail Bey Kafkasya'dan göç etmiş bir Çerkes beyiydi. Ablası Neşerek Sultan'ın Sultan Abdülaziz'in haremine girmesiyle birlikte Sultan Abdülaziz tarafından bir evlat gibi sahiplenilerek Harbiye'de okutulmuş, 1872 yılında Teğmen rütbesiyle orduya katılmıştı. Binicilik ve silahşörlükte üstün yetenekleriyle bütün İstanbul'da tanınırdı. Onun eniştesi Padişah Abdülaziz tarafından kollandığını düşünen Serasker Hüseyin Avni Paşa ile aralarında daha o zamanlardan bir husumet oluşmaya başlamıştı. Serasker Hüseyin Avni Paşa Çerkez Hasan'dan çekiniyordu. Bu yüzden 30 Mayıs 1876 günü Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdikten hemen sonra onu İstanbul'dan uzaklaştırmak istemiş ve Bağdat'a tayin etmişti. Bağdat'a gitmemekte direnen Çerkez Hasan bu yüzden tutuklanıp hapse bile atılmıştı. Birkaç gün hapis yatmış, daha sonra gitmeyi kabul ettiğini söyleyince serbest bırakılmıştı.
Hapisten çıkınca da tasarladığı intikam planını uygulamak üzere 15 Haziran 1876 akşamı yanına 3 revolver tabanca ve 2 kama alarak Hüseyin Avni Paşa'nın Kuzguncuk'taki konağına gitti. Konaktaki görevlilere Hüseyin Avni Paşa'dan özür dilemek için geldiğini söylemişti. Fakat Hüseyin Avni Paşa konakta değildi. Görevliler Paşa'nın, Mithat Paşa'nın Tavşantaşı'ndaki konağında düzenlenen kabine toplantısına gittiğini ve onunla görüşmek için oraya gitmesi gerektiğini söylediler. Bu, Çerkes Hasan için bulunmaz bir fırsat olmuştu. Eniştesi Sultan Abdülaziz ve ablasının ölümlerinden sorumlu tuttuğu herkesi bir arada bulabilecekti. Hemen Mithat Paşa'nın konağına doğru yola çıktı. Konağa vardığında görevliler kabine toplantısının devam ettiğini, beklemesi gerektiğini söylediler. Korumalar Çerkes Hasan'ı tanıdığı için bir şekilde onları atlattı ve toplantının yapıldığı kata çıkmayı başardı. Toplantı salonunun kapısını hızla açtı, silahını Hüseyin Avni Paşa'ya doğrultup onu 3 kurşunla yere serdi. Bu esnada arkasından yanaşıp kollarını tutmak isteyen diğer darbecilerden Bahriye Naziri Kayserili Ahmet Paşa'yı da bıçakla ağır şekilde yaraladı. Hariciye Naziri Raşit Paşa gördükleri karşısında şoka girmiş, sandalyesinde oturup kalmıştı. Kafasına bir kurşun sıkmak suretiyle onu da orada infaz etti. Diğer kabine üyesi paşalar her biri bir odaya saklanmış, Mithat Paşa da bir dolaba gizlenmişti. Çerkes Hasan kabine üyelerinin sığındığı odaların kapısını zorlamaktayken zaptiyeler ve askerler tarafından konak kuşatılmıştı. Karşılıklı silah atışları sırasında bir zaptiye neferi de vurularak hayatını kaybetti. Sonunda kendisi de bir subay olan Çerkes Hasan askerlere kurşun sıkmak istemediğini söyleyerek teslim oldu. Teslim olduktan sonra kolundan tutup götürülürken kendisine hakaret eden ve yumruklayan Yaver Şükrü Bey'i de çizmesine saklamış olduğu tabancasıyla gözünden vurarak öldürdü. Her şey sona erdiğinde Çerkes Hasan Serasker Hüseyin Avni Paşa, Hariciye Nazırı Raşit Paşa, Mithat Paşa'nın hizmetçisi Ahmet Ağa, bir zaptiye neferi ve sadaret yaverlerinden Şükrü Bey olmak üzere 5 kişiyi öldürmüş, 10 kişiyi de yaralamıştı. Olay esnasında Çerkes Hasan da ağır yaralar almıştı. Teslim olduktan sonra yaralarına bakmak için gönderilen doktora, "Hiç uğraşma, nasıl olsa asılacağım" diyerek tedaviyi kabul etmedi ve o haliyle gece boyunca sorgulanarak divanı harpte yargılandı. İfadesinde Hüseyin Avni Paşa'yı Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden birinci derece rolü olduğundan Ahmet Paşa ve Mithat Paşaları da onu destekledikleri için öldürmeye karar verdiğini anlatmış ve Şura-i Devlet Reisi Mithat Paşa ile Bahriye Naziri Kayserili Ahmet Paşa'yı öldüremediğime, bir çare zabit ve muhafızları istemeden öldürdüğüme müteessirim. Nefsim için yapmadım. Millet için yaptım. İbret olsun. Bundan sonra kimse padişah hal edemesin demişti. Çerkes Hasan hızlı bir yargılama sonrası idam cezasına çarptırılarak ertesi gün sabaha karşı Beyazıt Meydanı'nda büyük giriş kapısının sağ tarafındaki dut ağacında daha 26 yaşındayken asılarak idam edildi. Cenazesi 2 gün teşhir edildikten sonra kaldırılıp Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedildi. İdamı tüm İstanbul'da geniş yankı uyandırmış ve adına ağıtlar yakılmıştı. İstanbul halkı Çerkes Hasan'ı haksız bir kalkışmanın mağdurlarının intikamını alan bir kahraman olarak değerlendirmişti. Padişah 5. Murat'ın kısa süren saltanatından sonra tahta çıkan Sultan 2. Abdülhamit, daha saltanatının ilk günlerinde Çerkes Hasan'ın asıldığı dut ağacını kökünden kestirmiş ve Edirne Kapı Mezarlığı'nda onun için yaptırdığı mezarının üzerine de "Genç yaşında, veliyü nimeti uğrunda, fedayı can eden Çerkes Hasan Bey'in ruhu için Fatiha" yazdırarak itibarını iade etmiştir.